Ee, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı e, daha önce de e, Türk Savunma Sanayi Zirve Toplantısında Fırat'ın doğusuna harekatın birkaç güne başlayacağını söyledi. Şimdi asıl e, üzerinde durulması gereken ki ayrıca duracağız Türkiye e, Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ki onlar bölgesel hareket harekatlardı. Şimdi e, güneyimizde çok uzun bir sınır e, üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmaya çalıştığı terör devletine mani olma adına kararlılığımızı sergiliyoruz. Şimdi bu bir savaş. Bir hesaplaşma içine giriyoruz. Çünkü bu ülkede e, siyasi Kürt hareketini bölücü terör örgütüyle besleyip meseleyi e, vatanın bütünlüğünü parçalamaya kadar getiren güçler 150 yıldır uğraşıyorlar. 150 yıldır. Evet. O güçlerin de ne olduğu belli. Zihniyet olarak haçlı zihniyeti ama işte Avrupa ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanıyorlar. Ya Atlantik İttifakı aslında NATO İttifakı da Türkiye'nin aleyhine bir ittifakın adını söylerken de şimdi Atlantik İttifakı diyoruz. Şimdi bir savaş halindeyiz. Bakınız ben e, bu Fatih Portakal'ın yaptığı bu hafta içerisinde Sözcü Gazetesi'ndeki yazarlara e, la ilgili iddianame meselesinde gösterilen tepkilere bakıyorum. Meseleyi bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Yani biz derken eee bir şey başlatıyoruz. 7 Şubat 2012 MIT krizi, FETÖ'nün hamleleri, gezi olayları, 17-25 Aralık. MIT tırları. O Ocak 2014'te MIT tırları ve ondan sonra CHP ile e, FETÖ'nün seçimlerde kol kola girmesi, bu ittifakı HDP'nin de katılması, nerelerde katılması? 2014 yerel seçimlerinde, 2014 Cumhurbaşkanlığı, var, Cumhurbaşkanlığı abi. seçimlerinde 1 Hasta 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri, arada referandumlar ve 24 Haziran seçimleri ve en tabi dikkat çekeni bu kilometre taşlarında 15 Temmuz hain darbe girişim. Şimdi Türkiye böyle bir fotoğrafla karşı karşıya. Şimdi bu fotoğrafı iki şekilde değerlendirenler var. Ve çok büyük bir kitle hatta %52, %48 gibi bir ayrışma var. %52 diyor ki bu Türkiye'ye karşı bir saldırıdır. Bu saldırının arkasında haçlı zihniyeti ve onu kullandığı FETÖ, PKK var. Yüzde <laughs> 48 ve onun sözcüsü olan CHP, malum medya, HDP, şimdi onlara İyi Parti ile maalesef Saadet Partisi de katıldı. Onlar da diyorlar ki Erdoğan Türkiye'yi kötü yönetiyor. Türkiye diktatörlüğe gidiyor. Saraydı, şuydu, buydu. Şimdi 24 Haziran'dan sonra da tek adamdı. Bunun değişmesi lazım. Bakın bu bir koro şimdi. Ve bu koro da yine maalesef AK Parti'nin başlangıçtaki iki isminden biri olan Sayın Abdullah Gül de bu koronun içerisinde. Gerçi Cumhur ee, Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Kemal olan görüşmemizde iç siyaset konuşulmamıştır denildi. Şimdi çok kaba bir tabir var da buna gitmez yani. Söylemeyeyim. Aklımızla alay etmektir bu. Sen kaç saat görüşmüşler? İki buçuk, üç saat sana. Yani konuşulacak kişi daha 24 Haziran'da geçtiğimizde CHP'nin Sayın Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya çalıştığı kişi. Ve hiç konuşmamışlar seçimleri. Öyle mi? Açıklama yönündeydi. Evet. evet. Kendilerini çok akıllı zanneden adamlar bunlar. Çok. Yani ben Abdullah Gül üzerinde çok ağır konuşmalar yapabilirim. Çünkü bana dokunan tarafı vefasızlığıdır. Sayın Erdoğan onu bir cümleyle kardeşim Abdullah Gül adayı deyip Cumhurbaşkanı yapmasına vesile oldu. Ağzından çıkan bir lafla 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sen ondan sonra CHP'nin, HDP'nin, İyi Parti'nin adayı olarak nasıl oluyor da eee Sayın Erdoğan'ın karşısına aday olmayı düşünüyorsun ve çıkıyorsun sonra pişkin pişkin diyorsun ki ittifak etseler de ismimde aday olacaktım diyorsun. Yani bunun çabasına girmişsin, niyetine girmişsin. Yakışıyor mu? Niye? Ne olmadınız Sayın Gül? Dışişleri Bakanı oldunuz, Başbakan oldunuz, Cumhurbaşkanı oldunuz. Ne olmadınız? Ama tarihe baktığınız zaman bunun binlerce örneği var. İnsanoğlu bir yerde durmuyor ve orada yani şeyden selamlar mutlaka alıyordur Avrupa'dan, Strasburg'dan, hmm. Paris'ten, İngiltere'den, Washington'dan. Ahmet Kekeç'in de öyle bir yazısı vardı. Aynı e, o selamla o selamlar onu cesaretlendiriyordur. Için. Ama bizim söylemeye çalıştığımız şey sen millete dönüp bakmıyorsun ki. Gözün hep dışarılarda kardeşim ya. Ya millet ne diyor? Millet Erdoğan diyor. Şimdi bakınız. Sabah sabah bu bir Abdullah Gül dedim bak ne yaptın. <laughs> Şimdi bunun tersi de olabilirdi. Eğer Sayın Gül nefsini tepeleyebilseydi ne yapardı? Evvela bu Cumhurbaşkanlığı adaylıkları söz konusu olduğunda ya etmeyin eylemeyin. Hakkımda niye böyle düşünüyorsunuz? Sayın Erdoğan bana kardeşim dedi. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptım onun bir sözü üzerine. Biz bir dava arkadaşıyız, beraber yola çıktık, beraber yürüyoruz. Ben yaptım yedi yıl Cumhurbaşkanlığı ama şimdi hak onundur. Bir daha hak de ya. Siz lider değilsiniz ki. Başbakanlıkta yaptınız, Cumhurbaşkanlığı da yaptınız. Ama Sayın Abdullah Gül bir lider değildir. Liderin karizması olur. Var mı sizde o karizma yok? Yalpaladığınızdan da belli zaten bir karizmanızın olmadığı. Şimdi şöyle deseydi bir vefa duygusuyla ben hizmetimi yaptım. Bundan sonra Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yönetiminde benim vazifem ona yardımcı olmaktır. Ne zaman isterse kendisiyle görüşürüm. Benden ne rica ederse onu da yerine getiririm. Falan ülkeye git bir elçi gibi Türkiye'yi temsilen bizi temsil et dese giderim konferanslar veririm ama ben AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın başarılı olması için çalışırım bunu demediğiniz sürece bittiniz siz bakın şu anda Sayın Abdullah Gül siyaseten bitmiştir olağanüstü bir dönem olmazsa nedeni anladınız değil mi Allah korusun Abdullah Gül'ün Türkiye'de yöneticilik yapma şansı yok ve mesela üzerinde durulmuyor biz burada belgesiyle getirdik. Kelime kelime okuduk değil mi? Bir üniversitedeki konuşmasında Türkiye iyi yönetilmezse darbe olur diyor ya Abdullah Gül. Zaten bunların en demokratları, bunlar derken yani CHP zihniyetindekiler, Abdullah Gül'ü destekleyenler en demokratları eğer bir darbe olsun 15 Temmuz'da gördük değil mi? Hala da 15 Temmuz'dan sonra Kılıçdaroğlu ne diyor? Kontrollü darbe diyor tiyatro diyor. Şimdi karşımızda böyle bir zihniyet var. Dolayısıyla bakın geldik şimdi tekrar şeye Fırat'ın doğusuna. Fırat'ın doğusunda Türkiye büyük bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. 150 yıllık terör örgütünün beli kırılacak. Türkiye'nin güney sınırları güvenlik altına alınacak. Ve bundan böyle terör örgütüne destek çıkanlar, terör sevicileri Türkiye'de ağızlarının açacak bir atmosfer bulamayacaklar. Ben Sayın Erdoğan'ın Denizli'deki konuşmasında aslında Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri girerken ÖSO'yla birlikte yeni bir dönemin çerçevesini çizdiğine inanıyorum. Nedir o? Bak konuşmasında, dünkü konuşmasında Sayın Erdoğan getiriyor getiriyor. CHP HDP işbirliğine getiriyor hmm. sizi. Yerel seçimde acaba HDP ne diyeceği, ne diyeceği belli de CHP nasıl bir tavır gösterecek? Terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorsunuz seçimlere evet. diyor. Terör örgütüyle. HDP falan demiyor. Çünkü HDP demek, terör örgütü demek. Şimdi Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Şimdi ana muhalefet partisine bir harekattan önce Sayın Cumhurbaşkanı neden sesleniyor? Neden Bay Kemal diyor? Ya niye genel konuşmuyor? Bir çerçevenin CHP ortasına liderini CHP liderini koyuyor. Çünkü şunu demek istiyor. Biz hayat memat meselesi olarak güney sınırlarımızı boydan boya güvenlik altına almaya çalışırken Hatay'dan Irak'a kadar sen de bu bizim mücadele ettiğimiz, kökünü kazımaya çalıştığımız terör örgütüyle koyun koyunasın. Ben sana demeyeyim de kime laf diyeyim. Ve e, şimdi operasyon başladığında Aynalarap yani Kobani diyorlar ya. Kobani'ye Türk askeri girdiğinde HDP içeride nasıl bir tepki verecek? CHP, İyi Parti, Saadet Partisi o ittifakta, Sözde Millet İttifakında nereye nasıl savrulacak Çok iyi izleyin bakın. Şimdi bunun zemini, zemini neler olacak? Cumhurbaşkanı bunun zeminini hazırlıyor Onlar Bir araya gelecekler ya. He. HDP ciyaklayınca CHP çok bozulacak. Bozuntuya düşecek. Ha, şimdiden diyor bakın Cumhurbaşkanı siz, biz Fırat'ın doğusuna girerken siz de kol kola giriyorsunuz bu terör örgütünün siyasi uzantılarıyla. Bak biz ne yaptık diyor, sincara Karaca'ya girdik. Uçaklarımız oraları teröristlere mezar etti. Gurur duyman lazım. Ne gurur duyması? Hedefeyle kol kola kazdıkları o çukurları onlara mezar edeceğiz. Sen Kılıçdaroğlu onlarla yola devam et. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yoluna devam et. Biz de milletimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buradan bakınız. Meclis kararına diyor bu bölücü örgütle seçime gidenlere meclis kararına darbe diyeceksin demokrasi ve milli iradenin üstünlüğü CHP'nin fıtratına terstir. Şimdi 30 Mart'ta yine terör örgütüyle kol kola gidiyorsun. Şimdi buradan Sayın Erdoğan sarı yeleklilerden mülhem Fatih Portakal'a çok sert bir çıkış yaptı. Evet. Şimdi Fatih Portakal meselesini bizim de ele almamız gerekiyor. Çünkü bir Gazeteci bu kimliği <laughs> ben dikkat ediyorum ana haberi veriyor evet. Fatih Portakal'ın üzerinde Fox TV ana haber üzerinde daha önce burada çok durduk sebebini de söyledim bu yüzde 48'lik blok ana haberi Fox TV'den bu Fatih Portakaldan iz evet. izliyor e, bu Fox Haberin e, koordinatörü düzenlersem Ercan Günün de FETÖ'den dolayı yaklaşık iki yıldır cezaevinde olduğunu belirtmek isterim. Büyük Özellikle. fotoğrafı gördüğünüz zaman zaten şaşıracağınız bir şey yok. Bu Fox TV, Amerikan kanalı. Onun için ben bu, bu Fatih Portakal'a Washington Portakal'ı dedim burada değil mi? Hı hı. Yani kimden yanasın kardeşim? Kimden yanasın? Asla mesela habercilikte objektiflik olur. Bunun bütün haberleri ki reytinglerde ilk üçün içerisinde çok izlenen bir Üzerinde durmamız lazım. Yani muhalif grup yüzde %48'lik grup özellikle buradan besleniyor. Haberleri Fatih Portakal'dan öğreniyor. Onun bakış açısıyla öğreniyor. Devamlı bir algı yapıyor. Mesela anayasa değişikliği olmuş. Referandumdan geçmiş. 24 Haziran'da oylama yapılmış. Bu anayasa değişikliği ile ilgili seçimler yapılmış ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş doğrudan halk tarafından. Peki Fatih Portakal Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili haberleri verirken bak çok kişinin dikkatini çekmiştir herhalde. Benim çekti. Nasıl bahsediyor biliyor musunuz? Partili Cumhurbaşkanı. Evet. Özellikle söyle vurguluyor. Partili Cumhurbaşkanı. Külliye için tartışmalı saray mı diyordu? En enteresan tabirleri var. Partili, partili Cumhurbaşkanı öyle niye diyorsun Cumhurbaşkanı her an diyeceksin. Ha. Fakat iki gündür ne diyor? Bu tepkilerden sonra ben ona da dikkat ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı.